Dünyada bazen güzel şeyler oluyor, bazen kötü şeyler oluyor. Ama her şey nötralize oluyor arkadaşlar. Her kötü şeyin arkasında mutlaka iyi ve güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hayat. Hayatta bunlar olması gerekiyor. Mesela Dino gelip benim üstüme sıçmasa bu tişört, bu kazak kirlenmeyecek. Kazak kirlenmeyince çamaşır makinesi çalışmayacak. Çamaşır makinesi çalışmayınca çamaşır makinesi arıza yapmayacak, tamircisi gelmeyecek. Ondan sonra elektrik faturası gelmeyecek. Elektrik faturası gelmeyince elektrik işi yapan işçiler para kazanamayacak. Her şey dünyada bir döngüye bağlı arkadaşlar. Yani bu döngüye ayak uydurmamız gerekiyor. Bunu böyle daha da uzatabilirsiniz ama uzatmak istediğiniz yere kadar cıvı çıkar. Her neyse. Selamlar millet, ne haber, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yatanlara iyi yatmalar, gezenlere iyi gezmeler, çalışanlara iyi iştir. Benim gibi böyle video yapmaya çalışanlara da, video izleyenlere de iyi videolar. Ben Orhan Tümerkan. Bu da onu ne yapıyorsun? Dino, bugün çok güzel bir video var karşımızda. Başlıktan da anladığınız gibi farklı hayvanların farklı hayvanlara annelik yaptığını göstereceğim. Çok acayip şeylere şahit olacaksınız. Bu şey gibi benim Dino'ya annelik ve babalık yapmam gibi. Çünkü arkadaşlar Dino böyle yumurtadan çıktı, bu kadarcıktı. Yani yumurtadan bile çıkmamıştı. Ben yumurtayı almıştım bunun. Yumurtasını kuluçka makinesine koydum. Kuluçka makinesinden çıktı. Çıktıktan sonra elimle onu şırınga ile besledim. Bak bu kadarcıktı Dino. Ondan sonra büyüdü. Böyle fırlama oldu. gel kuzum benim, gel bak. Diyorlar papağanı nasıl eğittin diye. Arkadaşlar eğitim yok. Burada bak abisini seviyor, gördüğünüz gibi. Annelik ve babalık içgüdüsü. Yani oğlum dur lan, sakin ol. Ponçikleştirme. İçinden gelen bir içgüdü. Ben bunu elimle beslediğim için, mesela ben bunu başka birine versem, bu Dino orada sevgi şefkatinden dolayı, o aradığı şefkati bulamadığından dolayı ölecek. Yemek yemeyecek, strese girecek, ya tüylerini yolacak. Ya eninde sonunda kaçınılmaz ölümü olacak. Çünkü bu sevgiye dayalı yaşıyor. Her sabah çığlık atıyor sokağa çıkmak için, dışarı çıkmak için. Her sabah bizimle kahvaltı yapıyor. Almadık mı yırtıyor ortalığı. Ulan komşular gelecek diye alıyorum yanıma. Bu videoda da onlar var arkadaşlar. Şimdi o zaman gelin hep birlikte. Durun. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını söylemeden önce o videonun sonunda söyleyeceğim. Kanalıma en son abone olan özel üyeler var. Onları hemen söylemek istiyorum. Berkcan Sucu, Sevgi Pıtırcı almış. Tugo Berro, Tugay Gök ailesi koruyucu almış. Witcher Otter TT ise Sevgi Pıtırcı almış arkadaşlar. Bunlara ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. Videonun sonunda kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve yorum atan isimler var. Öyleyse gelin hep birlikte videoya geçelim. Videoya. Aman yarabbi. Videoya. Çiftlik evinin en sevilen hayvanlarından biri olan Katjinga isimli dişi bir av köpeği, sahibinin ve çevre halkının takdirini kazanmış durumda. Katjinga'nın insanların yüreğine dokunan öyle bir özelliği var ki, günümüzde çoğu annede böyle bir özellik yok maalesef. Katjinga'nın sahipleri 54 yaşındaki Roland ve eşi Edith ile Almanya'da güzel bir çiftlikte yaşıyor. Yine sıradan bir günün akşamı Roland'ın tahıllarını yemeye gelen domuzlar, tahılların birazını yedikten sonra domuzlardan bir tanesi 7 tane kadar yavru yapıp orada bırakmış. Bırakıp kaçmasının sebebi de o bölgede yaşayan aşırı yüksek tilki popülasyonu olarak biliniyor. Çünkü yavruların 6 tanesi öldürülmüş haldeymiş. Ve ölü yavruların altında bu minik yeni doğmuş bebeği gizlemiş halde görünce Roland hemen yavru yaban domuzunu alıp çiftliğe getirdi. Eşiyle birlikte onu ineklerden sağdığı sütle beslemeye çalıştı. Ama nafile. Biberonlar büyük geliyordu ve sütü içemiyordu. Domuz yavrusunun karnını zorlana da olsa doyurdular. Ve sıcak ortamda durması için örtüyle sarıp kenara koydular. Roland'ın eşi Edith'in aklına garip bir şey gelmişti. Yavruları yeni sütten kesilen köpeklerinin yavrularını eşe dosta sattıkları ve köpeği Katjinga'nın yavrusuz kaldığı için sütünün fazla olacağını düşündü. Emebilmesi de rahat olacaktı. Çünkü köpeğin meme kısımları ufaktı. Ve domuzunkine de benzerdi. Edith şansını denemek için ufak yaban domuzunu köpekleri Katjinga'nın yanına götürdü. Ve ufak yaban domuzunu altına bıraktı. Ve oldukça şaşırtıcı bir şey olmuştu. Katjinga bir anda bebek domuzu sahiplendi. Onu güzelce yalayarak memesini emmesi için yardımcı oldu. Sahibi Edith bu yaşanan olay konusunda şaşkınlığını gizleyemedi. Bu görüntüleri haber sitelerine ve birçok internet medya platformuna yaydı. Kısa sürede bu köpek ve domuz oldukça popüler bir hale geldi.
Şimdilerde ikisi de memnun ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Soğuktan ve tilkilerin gazabından ölmek üzere kurtarılan domuz ve bir yandan da yavrularının başka bir yere gitmesinden dolayı üzülen anne bir köpek. İkisi de aradığı şefkati birbirlerinden buldular. Çoğu insan kendi bebeklerine bile bakmayıp sokağa atarken o insanların bu konuyu duyup fez alması ve iyi bir ders alması gerekiyor. İki tane birbirinden bağımsız hayvan. Biri domuz, biri ise köpek. Hem de av köpeği. Bu domuzları avlayan bir köpek. Ve bunları avladıktan sonra ise sahibinin verdiği eti yiyen bir köpek. Yani burada öyle bir anneliğe şahit oluyorsunuz ki düşmanının yavrusunu bile bakabilecek kadar içgüdüye sahip. Düşünün, siz o köpeğin yerinde olsaydınız ne yapabilirdiniz? Devamlı etini yediğiniz hayvanın yavrusuna annelik yapar mıydınız? Anneleri tarafından reddedilen iki leopar yavrusu Tessie isimli köpek tarafından sahiplenildi. İki leopar yavrusunu emziren köpeğin görüntüleri sosyal medyada viral hale geldi. Sahip Dyke'ın Siberian Times'tan aktardığına göre hayvanat bahçesinde bulunan leoparın reddettiği iki yavruyu neyse ki Tessie günü kurtarmak için oradaydı ve vekil bir anne olarak rolünü çok iyi bir şekilde kabul etti. Tessie isimli köpek tarafından ufaklıklar emziriliyor. Yakın bir zamanda doğum yapan Tessie'nin emzirdiği yavrulardan birinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken diğer yavrunun doğuştan kalp ve akciğer rahatsızlığı olduğu açıklandı. Eira leoparı cinsinden olan yavruların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Hayvanat bahçesinde veteriner olan Viktor Afkanov, kendimiz beslemeye başladığımızda bunun çok zor olduğunu ve hiçbir şeyin anne sütünün yerini alamayacağını fark ettik. Ne yapay karışımlar ne de herhangi bir şey. Bu küçük leoparın yanı sıra 4 yavruya sahip bir dişi Golden Rottweiler'ı bulduk. Ancak leoparın kendisine aitmiş gibi davranıyor. 3 haftadır onu besliyor ve ilerleme çok iyi. Golden köpeklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünyada en çok cana yakın köpeklerden bir tanesi ve oyuncu. Evet, bunların da öyle mükemmel bir annelik içgüdüsü, annelik şefkati var ki içlerinde. Kendi ırkından olmayan ve vahşi bir hayvan olan leoparlara annelik yapıyor ve onları besleyip onları büyütüyor. Hayvanlarda mantık yok. Onlar sadece içinden geldiği gibi yaşıyor. Avustralya kendisine has doğasıyla son derece heyecan verici bir kıta. Vahşi yaşam ve modern dünya o kadar iç içe ki orada yaşayanların can sıkıntısı çekme olasılığı epey düşük. Çünkü Avustralya'da her an enteresan bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Örneğin köpeğinizin sırtına çıkıp evinize gelen yavru bir koalayla. Kerry McCann, Golden Rottweiler cinsi köpeği Ayşe'nin eve ilginç bir şeyle geldiğini görünce durumun komik görünüşü karşısında ne yapacağını şaşırdı. Anlattığına göre masum ve dünya tatlısı köpeğinin bakışlarından onun da ne yapacağını bilmediği anlaşılıyor. Kerry sabah erken saatlerde eşinin kendisine seslenip yanına çağırdığını anlatıyor. İlk önce olup biteni anlamayan Kerry köpeği Asha'nın sırtında yavru bir koala ile beklediğini fark etti. Tam olarak nasıl bu duruma geldikleri bilinmese de muhtemelen bu sevimli yavru bir şekilde annesinden ayrı düşmüş ve yolunu ararken köpek Aşa'yı görmüştü. Gördüğü gibi de yumuşak ve sıcak gövdesine sarılıp kendisini korumaya almıştı. İyi ki de öyle yapmıştı. Yoksa bir yırtıcıya av olması içten bile değildi. Köpek Aşa'nın hayatını kurtardığı yavru koala yetkililere teslim edildi ve hazır olunca duaya bırakılacak. Annelik içgüdüleri muazzam. Bu hayvanların yaptığını çoğu insan yapamaz. Ama bazen onların bizden değil de bizlerin o sessiz konuşamayan hayvanlardan ders alması gerekiyor. Belki dünyanın en masum hayvanlarından bir tanesi koala. Ama en masumu bu. Kendi popo
kokusunu temizleyen kuş. Evet, Avustralya yangınlarında bayağı bir koala öldü. Birçok yanlış yaşandı, birçok doğru yaşandı. Ama Avustralya yangınlarından kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Avustralya yangınlarında birçok deve öldürülmek zorunda kaldı. Böyle bir kanı vardı arkadaşlar. Develeri boşu boşuna neden öldürüyorlar diye. Develerin öldürülme nedeni aslında bu koalalarının neslinin tükenmemesiydi. Çünkü dünyada bir tek Avustralya ormanlarında yaşıyor bu koala ve kaçamıyor, yürüyemiyor, çok hızlı bir şekilde gidemiyor. Çok yavaş bir hayvan, çok sakin bir hayvan, vahşi bir hayvan değil. Develer ise aşırı vahşi ve bir oturuşta yaklaşık 15 ila 30 litre arası su içebilen hayvan. Develer dünyanın dört bir kıtasında yaşıyor ve her yerde bulunabiliyor. Yani endemik bir tür değil ama koalalar ve orada yaşayan birçok endemik hayvan, yani nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan orada yaşıyor. O yangınlardan sonra hiçbir yerde su kalmıyor. Su kalmadığı için su kuyuları kısıtlı arkadaşlar. Bu hayvanlar sulara ulaşamazsa ölecek ve dünyada bir daha ne koala görebileceğiz ne de orada yaşayan endemik hayvanlardan bazısını. Ama develer, binlerce deve orada ölse bile arkadaşlar, binlerce deve orada ölse bile en kötü Arabistan'da, en kötü Türkiye'de, her yerde görebileceğiz. Ama koalayı bir daha göremeyeceğiz. Birçok iş adamı ön ayak oldu. O develerin toplanıp fakirlere verilmesi, etinin kesilip dağıtılması, ama bunlara fırsat yoktu. Belki beni burada kötü anlayabilirsiniz. Ama beni dinleyince siz de gerçekten de beni anlayacaksınız. Onlara fırsat yoktu. Neden fırsat yoktu? Çünkü orman yangınları hala daha devam ediyor. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ya, şu an bile orman yangınları devam ediyor arkadaşlar. Fırsat olmadığı için, yani o develerin toplanacak kadar fırsatı olmadığı için ülkenin develeri öldürmek zorunda kaldı. Çünkü 7 günlük bir vakit vardı. 7 gün sonra develer su kuyularına ulaşacaktı. Su kuyularına ulaşınca sular tamamen bitecekti. Sular bitince koalaların nesli tükenecekti ve diğer birçok hayvanın nesli tükenecekti. Bunları önlemek için develeri öldürdüler. Ne kadar doğru bir davranış, o konuda ben bir şey diyemem. Onları size bırakıyorum. Ama işin gerçeği, yine de bunlara yapmalarına rağmen nesli aşırı bir şekilde yangınlar sebebiyle azaldı. Annelik içgüdüsünü hiç kimse engelleyemez. Çünkü bu bir gerçektir ki anneliğin hakkını kimse ödeyemez. Sizlere bu konuyla ilgili bir şeyler göstermeden önce, video hoşunuza giderse sevdiklerinize paylaşmaya ne dersiniz? Afrika'daki bir milli parkta bir aslanın yakalayıp oynadığı öküz başlı antilop yavrusu başka bir aslandan koruduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde kısa bir kovalamacanın ardından avını yakalayan aslan antilop yavrusunu yemek yerine oyun oynuyor. Bu sırada sahneye başka bir aslanın girmesiyle avıyla oynayan dişi aslan oyun arkadaşını koruyor. Aslanı daha sonra yavru antilopa ne yaptığı ise bilinmiyor. Belki annelik içgüdüleri ağır basmıştır. Belki de yeni doğan hayvanlardan yayılan özel bir koku onu av olmaktan çıkartıyordur. Canavarlık, yine düşmancana davranmayan bir hayvan. Evet arkadaşlar, düşmanının yavrusuna bile sahip çıkıyor. Çünkü o bir anne. Annelik içgüdüsü her zaman yavru olarak gördüğü her şeyi korumaya dayalıdır. Kendisi aslanlara, büyük aslanlardan bile koruduğu minik hayvanı koruduğu kulak oldu. Bunların hepsi annelik içgüdüsü. Ozzy isimli bir pitbull. Toplumda en çok beslenen efsanelerden biriyle hayatı çelişir. Kedilerin ve köpeklerin geçinememesi, bunu herkes biliyordur herhalde. Bu dev köpek yavru kedilerin en şefkatli ve özenli bakıcısı haline gelmiş. Ozzy isimli pitbull her zaman herkese çok arkadaşça davranırdı. Kaba görünümüne rağmen bu köpek yavruyken evlat edinilmiş. Daha önce farklı bir aile tarafından evlat edinilen No Armadığında başka bir kediyle arkadaş olmaya çalışmıştı. Maalesef kedinin psikolojisi o kadar düzgün değildi ve pitbull köpeği Ozzy'yi dövdüğü için ayrılmak zorunda kaldılar.
Ozi'nin sahibi bir gün sokakta yardıma ihtiyacı olan bir yavru kediyi evine aldı. Winnie ismini verdikleri kedi sokaklarda yaşayan hamile bir kedicikti. Winnie eve gelince Ozi ile hemen arkadaş oldu. Çok duygusal bir şekilde davranmaya başladı. Aradan bir ay geçti ve kedinin yavruları oldu. Bu yüzden Ozi yavru kedi doğurduğunda çok mutlu olmuştu. Onlara babasıymış gibi bakıyor. Hatta onlarla Winnie'nin kendisinden bile daha fazla zaman geçiriyor. Onları yalamak ve onlarla oynamak onu çok mutlu ediyor. Ve Ozi devamlı ufak kediciklerle uyuyup onları çok seviyor. Evet, bir Bali X-Large Pitbull'un yavru kedilerle oynaması, en yakın arkadaşı olması, ona evladıymış gibi bakması, bu köpeğin görünüşünden çok sımsıcak ve mutluluğu hak eden bir kalbinin olduğunu gösteriyor. Şimdi Ozi'nin yeni arkadaşları var ve mutluluğuna diyecek hiçbir şeyimiz yok. Siz de Türkiye'nin bilinçlenmesi ve Pitbull köpeklerinin böyle olmasındaki sorunsalın bütün suçlusunun sahipleri olduğunu anlamaları için paylaşmalısınız. Evet, Pitbull ve kediciğin dostluğu muazzam bir şey. Pitbull'lar aslında çok yanlış anlaşılan bir köpek. Aslında çok iyi Pitbull'lar da gördüm. Aslında ben Pitbull'lardan çok korkarım. Ama aşırı iyilerini gördüm. O kadar sevecendi ki üstüme atladı. Sevmek zorunda kaldım ve sonradan dayanamadım. Ben de ona sarılmak zorunda kaldım. Çünkü çok iyi bir köpekti. Ama bazı Pitbull'lar gördüm. Yolumu değiştirdim. Onlar 2 kilometre uzakta yürüdüm. Bunların hep nedeni insanlar arkadaşlar. Bu köpeğe böyle olmasının sebebi, bu köpeğin dünya çapında yasaklanmasının sebebi insanlar. Yani sizlersiniz. Annelik etmek için bir çocuk dünyaya getirmenize gerek yoktur. Evlat edinen anneler de dünyanın en iyi anneleridir. Çocuklarını sanki özmüş gibi sever ve büyütürler. Bir de bazı anne hayvanlar vardır ki aynı türden olmasa bile yavrularını sahiplenirler. Annesine araba çarpınca Pancho isimli minik opossumlar annesini kaybetti. Annesi olmadan zor zamanlar geçiren minik hayvanın çok uzun süre yaşayamayacağı düşünülüyordu. Neyse ki sokakta bulundu ve veterinere götürüldü. Barınakta ihtiyaçları hayvansever bir aile tarafından karşılansa da bir annenin özlemini duyuyordu. Pancho daha sonra Hunt isimli bir çoban köpeğiyle tanıştı. Çoban köpeği minik sıçanlara annelik etmeye başladı. Tıpkı yavrusu gibi davrandı ve küçük opossumlar sağlığına kavuştu. Anne opossumların yavrularını taşıdığı keselerden yoktu belki de ama o da yavruları sırtında taşıdı. Bir anne ve farklı yavruların arasındaki müthiş bağa tanıklık edeceksiniz. İkisi de farklı tür hayvanlar olmasına rağmen birbirlerini çok seviyorlar. İşte ikilinin yürekleri ısıtan birlikteliğine ait bir video. Ape Action Africa, nesli tükenmekte olan gorilleri, şempanzeleri ve maymunları korumak amacıyla 1996 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Koruma altına aldıkları maymun dostlarımız ise hiçbir zaman rahat durmayarak bakıcılarını şaşırtmanın yolunu her zaman buluyorlar. Kurumun kurulduğu yıl kurtarılan ve koruma altına alınan Batı Afrika düzlük gorili olan 24 yaşındaki Babo, geçtiğimiz günlerde kendisine yeni bir arkadaş buldu. Aralarındaki bu arkadaşlık ilişkisi ise büyük olasılıkla herkesin gördüğü en sıra dışı arkadaşlık ilişkisi olacak. Ape Action Africa'nın sözcüsü Elisa Survillan, bu sabahki kontrollerde goril bakıcımız Babo'nun Galola veya Barş Baybo olarak bilinen bir hayvana sarıldığını gördü. Hayvan Babo'dan korkmuyordu. Babo'nun vücudunda geziniyor, çimlerde hoplayıp zıplıyor ve sonrasında da Babo'ya geri dönüyordu. Gördüğünüz gibi 3 dişi ve 3 erkeğin bulunduğu grubun baskın ve lider karakteri Babo'nun minnoş bir kalbi olduğu aşikar. Baş baybo olarak bilinen bu hayvanlar genellikle gececidir. Dolayısıyla gün içerisinde çok nadir görülürler. Daha önce vahşi bir primatın kurtardığımız maymunlar veya goriller ile etkileşime girdiğini görmemiştik dediler. Bütün bu olanlar Babo'nun grubunun bile dikkatini çekti. Babo'nun grup arkadaşları Baş Babo'yu oldukça merak ettiler ve Babo'nun onu kendileriyle paylaşabileceğini umut ettiler. Ama Babo onunla yalnızca kendisi ilgilendi. Babo minik dostuyla en az 2 saat geçirdi. Sonrasında ağaçların arasına bırakarak
gitmesine izin verdi. Ufaklık da hemen gözden kayboldu. Her gün ziyaretine geliyor Bob'un. Köpekler ve kediler artı ve eksi kutuplar gibi gözüküyor. Aklımızda her zaman bunların kavga ettikleri ve birbirlerini sevmedikleri var. Ama gerçekten de böyle mi? Şimdi sizlere birkaç örnek göstereceğiz. Gerçekten de böyle olup olmadıklarını anlayacaksınız. Çanakkale'de 5 yaşındaki Işık isimli kaniş cinsi köpek yavru bir kediyi emzirip annelik yapıyor. Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Fatih Caddesi'nde yaşayan 21 yıllık öğretmen Emine Akın bir ay önce Çanakkale Belediye Hayvan Barınağı'ndan kaniş cinsi bir köpeği geçici olarak sahiplendi. Geçtiğimiz günlerde ise Akın'a bir arkadaşı sokakta bulduğu bir yavru kediyi getirdi. Emine Akın durumu kötü olan yavru kediyi veterinere götürüp bakımlarını yaptırarak tedavisini ettirdi. Aradan geçen birkaç gün sonra 5 yaşındaki Işık yavru kediye yakınlık göstermeye başladı. Kendisini kedinin annesi gibi benimseyen Işık yavru kediyi emzirmeye başladı. Annelik içgüdüsüyle köpek Işık'ın yavru kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürdü. Işık adlı köpek ve yavru kedi aynı aile veya farklı ailelere sahiplendirmek istediğini ifade eden Emine Akın, "Köpek benim barınaktan aldığım bir köpek. Arkadaşlarımdan barınakta bir tane küçük ırk, kardeşi ölmüş bir köpek olduğuna dair haber geldi. Köpeğin zor durumda olduğunu söylediler ve onu orada çaresiz bırakmak istemedim. Yaklaşık bir aydır ben de ilk geldiğinde çok daha zayıf vaziyetteydi ve çok çaresizdi. Bir aydır bakıyorum ve bu hale geldi. Kediyi de arkadaşım sokakta bulmuş. Hastaydı ve gözleri akıyordu. Çapaklıydı. Benim hayvan sevgimi bildiği için beni de haberdar etti. Veterinere götürdüm. Bakımlarını yaptırarak tedavi ettirdim. Eve ilk geldiğinde direkt köpeğin yanına gitti. Köpeğim de onu yalamaya başladı. Dost bir ilişkileri oluştu. Kedim köpeği annesi, Işık isimli köpeğim ise kediyi yavrusu zannediyor. Ben şu an geçici olarak bakıyorum. Onları çok sevecek bir sahip arıyorum. Keşke ikisini de birlikte sahiplenecek bir aile çıksa dedi. Yaşlı bir köpeğin sokak kedisine, tekir cinsi bir sokak kedisine annelik yapması insanları böyle şaşırtmış olabilir. Çünkü o bir anne. Mersin'de annesi tarafından reddedilen yavru kediye köpek Çiço annelik yapıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Naz Sertoğlu bir arabanın altında duran yavru bir kediyi gördü. Arabanın altında miyavlayan kediyle ilgilenen küçük Naz önce çevresindeki vatandaşlara kedinin annesini sordu. Daha sonra annesinin 2 gündür yavrusuna bakmadığını öğrenen Naz kediyi eve götürdü. Evinde beslediği 4 yaşındaki Çiço isimli dişi köpeğin yanına kediyi getirdi. Çiço da Naz ve ailesinin Pamuk ismini verdiği kediye annelik yapmaya başladı. Hayvan deyip geçiyorsunuz da bunu demeden önce elinizi kalbinize koyun ve sizin bu hayvanlar kadar sevginiz var mı ölçün. Videonun sonuna yaklaştık. Buraya kadar geldiyseniz video like atmayı unutmayın. Sizlerden 10.000 like bekliyorum. 10.000 like gelirse bu tarz videoların devamlı gelecektir. Tamamen farklı iki hayvan türü arasındaki ilişkileri anlatan hikayeleri duymak veya okumak oldukça yaygındır. Ve ilk başta bu hikayeler bize garip gelebilir. Örneğin ördekler ve köpekler, kediler ve ayılar, kirpiler ve köpekler ve daha da nicelerini duymuşsunuzdur. Bugün yavru bir köpeğe annelik yapan bir maymun hakkında bilgi vereceğiz. Evet bu doğru, gururlu bir anne maymun. Ana ya da anne deriz çünkü köpeğe bakan maymun bir dişiydi. Maymun bebeğini kaybettikten sonra derin bir depresyona girmiş olmasına rağmen terk edilmiş bir köpek yavrusu bulduğunda bu ruh hali tamamen değişti. Kader bazen hiç beklenmedik bir anda elimizi tutabilir ve burada da tam olarak böyle oldu. Anne maymun bir bebeğe ihtiyaç duyuyordu ve yavru köpek de bir anneye ihtiyaç duyuyordu. Her iki taraf için de en iyisi oldu. Hindistan'da yavru bir köpek evlat edinen maymun herkesi hayrete düşürüyor. Köpeğe kendi yavrusuymuş gibi davranan maymun onu saldırgan köpeklerden koruyor. Hatta kendisinden önce yavru köpeğin karnının doyduğundan emin oluyor. Her yere beraber giden ikili neredeyse ayrılmaz oldu. Maymun yavrusu yerine koyduğu köpeğin pirilerini bile ayıklıyor. Maymunun çok fazla düşünmesini gerektirecek bir şeyi yoktu. O sadece köpeği yerden kaldırdı
ve kendi kanatları altına aldı. Şaşırtıcı bir şekilde yavru köpek onun bu girişimine karşı çıkmadı. Bu hikaye tarafsız, özverili bir sevginin ve hepimizin örnek alması gerektiren mükemmel bir olaydır. Hayvanlardan örnek almalıyız. Hayvanlardan örnek almamız gereken huylar olduğu aşikar. Güzel bir videonun sonuna geldik sevgili dostlar. Videoda gerçekten de ne öğrendik biliyor musunuz? Annelik paha biçilemez. Bu çok önemli. Annenizin değerini bilin. Hiçbir zaman kırmayın ve üzmeyin. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için okumak istiyorum. Remzi Baba, Ahmet Furkan Agün, Emoji Kanal, Ayber Sarıbaş, Resto 01, Yekta Doğan, Selime Sultan Ev Yemekleri, Oyun Hastası, Emirhan Yayla. Evet arkadaşlar, bu kanallara ben de Orhan Tümerken kanalıyla abone oldum ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledim. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Videoya like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve biraz da dua edin. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım başka videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar. Bye bye.